Arzılar Odası ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Terziler Odası'nda düzenlenen protokol öncesinde bir açıklama yapan Terziler Odası Başkanı Selim Malçok şuna söyledi. İnegöl Ticaret Sanayi Odası Bayan Girişimciler Kooperatifi'nin kurmuş olduğu bir iş yerinde çalıştırılmak üzere bayan dikişçi ve kesimci sadece burada çalışanların bayan olması özelliği var. Sigorta, servis, kalifiye elemana göre maaşını oradaki okul müdürümüz, bayan girişimciler başkanımız orada bunlarla alakalı tekstil bölümünde çalıştırılmak üzere bizim İnegöl Terziler Odası'ndan destek istedi. Biz de bu konuyla alakalı Ticaret Sanayi Odası'nınla kadın girişimciler kooperatifi olduğundan dolayı ortak bir çalışma yapalım dedik. İnegöl'deki erkeklerle aynı ortamda çalışmak istemeyen bayanlarımız da olabiliyor. Burada sadece bayan çalışanlar olduğundan dolayı bize kalifiyeli elemanlar lazım dediler. Biz de bununla alakalı bir İnegöl Terziler Odası ile beraber protokol imzalayalım dediler. Biz de bu protokol için hem de bunu basına duyuralım dedik. Onun için böyle bir açıklama gereği duyuyoruz. İnşallah İnegöl'deki bayanlar buna duyarlı olurlar ve kendilerine de iş imkanı sağlanmış olur. Daha sonra Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Enerjin Baloğlu ise şunlar söyledi. İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi olarak Terziler Odası Başkanımızın bize verdiği destek adına öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Amacımız İnegöl'de kadın istihdamını arttıracak çalışmalarda bulunmak. Bu faaliyetleri yürütürken kurmuş olduğumuz bu kooperatifte de şu anda dikiş ve kesim konusunda yetenekleri olan bir miktar da olsa tecrübeye sahip kadınlarla bir arada olmaya çabalıyoruz. Kozluca yolunda kurmuş olduğumuz kooperatifimizde özellikle ev tekstili konusunda üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu noktada bizimle olmak isteyen çalışma arkadaşlarını kooperatifimize başvuruları için bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biraz daha...